aramızda stüdyomuzda taze aşık var mı bir göreyim. Aa hiç mi yok? Ha canım vardır vardır. Aşksız hayat mı geçer ya? Peki taze demeyelim. Aşık olan var mı stüdyoda şöyle? Birine birine olması şart değil. Herhangi bir şeye böyle aşk duyan. Ama hakikaten aşk olmadan insanın hayatı biraz yavanlaşıyor değil mi? Hani böyle insana böyle gaz veren tuhaf bir duygu ve hep onu konuşalım istiyoruz. Şimdi ben eminim daha programı kazara açmış bir arkadaşım varsa şu anda ekran başında. Aa aşk konuşuyorlarmış diye kaldı. Yani zerdeçal ne işe yarardan sonra en çok izlenen konuların başında değil mi aşk konusu geliyor. Bayılıyoruz biz bu işe. Biraz da böyle hem taze aşıklar hem diyelim aşk acısı çekenler falan. Acaba bir taktik alır mıyız falan diye izliyorlar şu anda. Bir de öyle bir durum var. Önce baştan uyarayım arkadaşlar bu işte taktik verecek kimseyi ben tanımıyorum. Bu iş taktikten azade bir konu ama üzerine konuştukça, acık kafamızı buna yatırdıkça, gönlümüzü verdikçe biraz daha iyi anlayabiliyoruz belki kendimizdeki duyguları. Şimdi aşk konuşacağız bugün tabii ama önce bir ne bu? Onun bir tanımından başlayalım isterseniz. Çünkü aşk dediğimiz mesele kafamızın çok karışık olduğu bir mevzu. Mesela çoğu kişi işte bizim mesela bilimsel literatürde aşkı aratırken işte biz İngilizce love diye love, brain, chemistry falan araştırıyoruz işte öyle. Bakalım aşkla ilgili ne çalışma yapılmış diye. Ama ilginçtir Türkçe'de bizim aşk dediğimiz terimin İngilizce'de karşılığı yok. Bunu biliyor muydunuz? Mesela love dediğiniz şey aslında bizde sevgi, şefkat bilmem ne hepsini içeren böyle genel bir terim. İşte love demiş geçmiş adamlar. Şimdi bir konuda böyle ayrıntılı ve farklı kelimeleriniz yoksa o konuyla ilgili de ciddi kafa karışıklığı yaşayabiliyorsunuz. Ama bizim çok şükür Nevi şahsına münhasır aşk diye bir kelimemiz var. Bir kere ağız dolusu bir kelime. Aşk bence diğer dillerdekiler kıskanıyordur. Ya bizde de böyle bir kelime olsa diye. Kelimenin kökeni derler ki bir ışık kelimesinden geliyormuş. İki sarmaşık kelimesinden geliyormuş Farsça. İkisinin de enteresan göndermeleri var. Böyle aşık olunca gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalma durumu var ya. Öyle bir ışık ki başka bir şey görmenize izin vermiyor. Gözünüzü kamaştırıyor falan. Öyle termikleri var. Edebiyatçılar bunu çok anlatıyorlar. Sasaf literatürde çok yazıyor falan filan. Sarmaşık da insanı böyle sarıp kuşatan, hareketine adeta izin vermeyen, onu böyle darlayan ama aynı zamanda sarıp sarmalayan bir acayip duygu. Şimdi gelin bunu İngilizce'de ya da başka bir dilde bir kelimeyle tarif edin. Çok zor yani. Çok şükür bizim kültürde böyle nev işahsına münhasır kelimeler var. Mesela şey de öyledir. Gönül de öyledir. Pek yoktur karşılığı. Kalp diye çevirince olmuyor. O bir organ yani. Ama gönül dediniz mi, yürek dediniz mi hepsi farklı anlamlara geliyor ya. Aşk da böyle bir şey. Ama biz mesela itiraf edin ilk aşk deyince herkesin aklına ne geliyor? İşte benim bir yavuklum vardı, eşim vardı. Ay birine çok hayranım, aşığım. Hep bir insana karşı duyulan böyle bir aşırı istek ve birlikte olma halini anlıyoruz değil mi? Bu biraz dar bir tanım aşk için. Çünkü aşk, yani o ışık ve sarıp sarmalayan o duygu sadece bir kişiye hissedilecek kadar hani nasıl diyelim, önemsiz bir duygu değil. Kişiler aşkı küçümsemiyorum. Yani i̇nsanlar arasındaki aşk neslimizin devamından hayatımızın tamamlanmasına kadar her yerde çok işe yarıyor ama mesela işte mesleğini aşkla yapan değil mi? Bir yola bir amaca aşkla bağlanan işte efendim kendi hedefine kendi hayaline aşkla çalışmaya devam eden. Bu insanlar sayesinde dünya dönüyor bilmem dikkat ettik mi? Ve bu aşk kelimesi dışında da bu tuhaf insanların davranışını tanımlayabileceğimiz çok fazla kelimemiz yok. Dolayısıyla ben ilk başta her zaman yıllardır bu aşk konusunu özellikle nörobilimini anlatmaya başlarken bu uyarıyı bir yapıyorum. Yani pek zannettiğimiz gibi değil. Çok geniş bir kavram. Ama biz konuşurken bunu bölümlere ayırmak zorundayız. Yani bir takım kategoriler üzerinden konuşmamız lazım. Ben biliyorum. Şu andaki buradaki sevgili arkadaşlarımız, stüdyodaki sevgili dostları ve ekran başındaki insanların büyük bir çoğunluğunu, kahir ekseriyetini ilgilendiren öbür kişiyle olan mevzu. Öyle bir gönül işleri yani. Şimdi o konu biraz değişik. O yüzden sordum taze aşık var mı aramızda diye. Varsa, şu anda benim anlattıklarımı falan dinlemiyorlardır muhtemelen. Taze aşığın burayla işi olmaz. Onu söyleyeyim. Ha, biliyorsunuz değil mi o hali? Böyle bir kafa gidik olur. Dünyada ne olsa da umurunuzda olmaz. Hani tren çarpsa fark etmezsiniz. O derece garip bir duygu yani. Devamlı kafada o. Devamlı uçarsın, rüyanda onu görürsün. Gecenin üçünde beşinde mesaj atarsın. Ne yapıyorsun, uyudun mu falan filan. Böyle garip garip hareketler devamlı obsesif gibi arka planda bir düşünce döner. Bu açıkçası çok net hastalık haline benziyor. Ve gerçekten de o tutkulu arzulamanın bir insanla bir arada olma isteğinin o ilk ateşli aşamaları hakikaten beyinde de baktığımızda bayağı rahatsızlık gibi gözüküyor.